Bugün mü?
terk etmeyi kolay mı sandın? Ben bu özgüveni eskiden andırdım bu yangında. Bizden önce çıkan bir miyav. Maya, gel buraya. Gel kızım. Gir. Biz geliyoruz, tamam mı? Herkese selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ancak yüz yüze görüşebiliyoruz. Aralıksız yağdı sabah, geceden başladı büyük ihtimalle. Sabah kalktığımızda çünkü her yer dolmuştu. Biraz dışarı çıktık. Karın tadını çıkartalım. Yarına bir şey kalmayacak. Şimdiden erimeye başlamış. Yollarda bir şey kalmamış. Bakın. Ceyloş'ta çıktık. Biraz yürüyelim. Dönüşte markete uğrarız. Ah, ayağım kayıyor. Bir kaza gelmeden başıma. Kamerayı kapatayım. Düşecek. Düşmeyiz, düşmeyiz. Hadi. Gidip de uzun paça pantolon giyen kızım. Burada şey var. Bu Tahsin şey var. Dönüşte Migros'a uğradık. Kahveleri 29 liraya düşmüştü. Evde yedeğim vardı. 2 tane aldım. Karneler falan da indirimdeydi. 14 liraya düşmüştü. Makarna çok tüketiliyor bizim evde de. Bunları yerleştireyim, kendime de bir kahve yapayım. Akşamdan Orhan'ın isteği üzerine kuru fasulye ıslamıştım. Onu haşlıyorum şimdi. Onu yapacağım akşama. Kuru fasulye, pilav, çorbam var. Tavuk suyuna çorba yapmıştım. Bunları yerleştireceğim. Benim meşhur fincanım. Diğerleri küçük geliyor. Bu biraz daha büyük bana göre. İyi. Allah Allah.
Niye köpürmedi bu? Az köpüklü oldu. Neyse, içelim. Şansımıza böyle oldu. Kemal gelirken Maya'ya oyuncak almış. Bir tane bu, bir tanesi de top. Top nerede Ceylin? Nerede? Oynuyor mu onunla? Ne almış kızım? Tut bakalım. Tut. Yok ben yapamıyorum, sen yap. Ben de bir yardım eder misin? Yardım mı edeyim? Bu tarafta metal yok. Buradan şey geçmiyor. Yani biraz kalıtman lazım. Yemekler pişiyor. Biz de Maya ile oynuyoruz. Yer sofrası kurmuşlar, yemekteyiz de. Gel Maya. Gel. Yakala. Gelsene aşkım. Gel bak ne var burada. Şık. Gel bak buraya koydum. Biz yemeği yedik. Kuru fasulye pilav yapmıştım biliyorsunuz. Dün ben de çorbam vardı tavuk suyuna. Aslında dün mantı yapmıştım. Kemal halı saha maçı olduğu için mantıyı yiyemedi tabii ki. Mantıyı yersem koşamam dedi. Sadece çorba içip gitti. Mantıyı biz yemiştik. Ama onun payını ben dolaba kaldırmıştım. Sonra onun maçtan geldiği sırada, yani maçtan gelince yerim demişti. Ama onun geldiği saatte de ben evde değildim. Yani demiştim bir gün öncesinden sinemaya gideceğiz diye. Ben de geç gelince mantıyı yiyememişti dün. Bugün kuru fasulye pilavı biz çocuklarla yedik. O kendi hakkını bugün yemek istedi. Ona mantı pişirdim ayrıca eş sırada. Öyle bugünü böyle geçirdik. Arnada yemeğim var, pilavım var. Sadece çorbam yok. Çorba yaparım ekstradan bir. Tek çorba olsun. Bu duruma kim sevinmez? Herkes sevinir bence. Güzel. Ben aslında bugün kuru dolma yapacaktım. Yani karışık dolma yapacaktım daha doğrusu. Kurularım vardı. Onları yapayım demiştim. Sonra işte Orhan akşamdan kuru fasulye isteyince dedim hadi bu sefer kuru fasulye yapalım. Dün Orhan demiştim bir önceki videoda işe gitti, işte sayım işi vardı falan çalıştı diye bahsetmiştir size. Oradan kazandığı parayla dün bize tatlı almış gelmiş. Bu durumda beni çok mutlu ettiği için paylaşmak istedim. Instagram'da paylaştım. Ekler almış teyzeleri. Ona da yazık, çok para vermiş. Şöyle dünden kalanlar bunlar. İki tane var, onları ayırdım ama dışarı çıktı şimdi. O da ona kalsın. Çok da güzel ekleri gerçekten, hem taze hem de değişik şekillerde yapıyor. Tatlıyı da sevdiğimizi bildiği için almış. Sağ olsun. Evet, kahvemi aldım, geldim. Dünkü filmden biraz bahsetmek istiyorum. Gerçekten uzun süredir bu kadar çok gülmemiştim, öyle söyleyeyim. Gerçekten ilk fırsatta gidin mutlaka. Yani tüm kadınların izlemesi gerekiyor bence. Erkekler çok bir şey anlamaz düşüncesiyle. Tüm kadınların, tüm annelerin izlemesi gerekiyor bence. Tekrar o yıllara tekrar dönüyorsunuz. Ceydin 14 yaşında, 14 yıl öncesine ben tekrar dönmüş oldum. Güzeldi yani. Filmde asıl verilmek istenen mesaj şu. Yorulduğunuz yerde çevrenizden mutlaka yardım isteyin. Eşinizden, annenizden, kayınvalidenizden, yakınınızda kim varsa mutlaka yardım isteyin. Tek başınıza anneliği üstlenmeyin diye. Yani ilk zamanlar. Anneliğin ilk zamanları tabii ki bunlar.
Bence de kesinlikle yardım istenilmesi gerekiyor ama ben Orhan'la Jane'in de ikisini neredeyse yalnız büyüttüm. Neredeyse değil, yalnız büyüttüm hatta. Orhan'ın doğumunu Ankara'da yapmıştım. 20 günlükken Sivas Divri'de görev yapıyordu o zaman Kemal. 20 günlükken oraya gitmiştik. Yani 40'ı falan ben çıkarmıştım. Gerçekten zordu. Ha, oradaki komşularım çok iyiydi gerçekten. Hala görüşüyorum. Arzu, Hatice abla. Gerçekten hani sıkıştığımız anlarda yardımcı olan aile gibiydik zaten. Hani öyle küçük yerlerin arkadaşlığı, komşuluğu çok iyi oluyor. Ama tabii ki hani aileden birisini de istiyorsunuz. Kemal çok sık göreve giderdi. Orhan'la çok zorlandım. Gerçekten Orhan da çok zorladı beni açıkçası. Ceylin de o kadar değil. Ceylin çok akıllı bir çocuktu. Şu anda bana gülüyor. Orhan en ufak sesten alırdı. Hemen uyanırdı. Çok gazlıydı. Çok sancılıydı. Bayağı zorladı yani beni. Ben de kendim de küçüktüm. Ceylin de Orhan benim en büyük yardımcımdı. Ceylin tabii ki biraz daha tecrübeliydim. Hani ikinci çocuk sonuçta. Ceylin'de de yine Kemal çok göreve giderdi. O zaman branşa geçmemişti henüz. Komandoda çalışıyordu. Özel harekatta çalışıyordu. Çok yoğun görevlere gidiyordu. Neredeyse iki çocuğu da ben yalnız büyüttüm. Ceylin'de de doğumu 10 gün kala gelmişti annem. İşte doğumdan sonra da bir 10-15 gün kadar kaldı. Sonrasında ben yine yalnızdım. Ha, orada da çok iyi komşularım vardı. Sağ olsunlar. Hala onlar da beni izliyordur. Onlara da selam söylüyorum. Arzu'ya, Hatice ablaya. Batman'dan Emine ablaya, hepsini öpüyorum buradan, selamlarımı iletiyorum. Allah razı olsun, gerçekten hani komşunun iyisi gibisi de yok. Onlar da bana aile olmuşlardı orada. Ama yani yine de en büyük destekçim Orhan'dı. Orhan'la Ceylin arasında 5,5 yaş var. İşte Ceylin doğduğunda Orhan anaokuluna gidiyordu. Ama inanın işte ıslak mendilini getirmesi, biberonunu getirmesi, emzi ağzına takması bile, o bile yardımdır yani benim için. Yani dün o filmi izleyince anlar şöyle bir canlandı gözümde. En son 14 yıl öncesine tekrar geri döndüm. Çocuk büyütmek, hele tek başına büyütmek hiç kolay değil gerçekten. Büyüdüler büyüdüler de nasıl büyüdüler? Zaten filmin sonunda da öyle bir sahne var. İşte büyüyor da şöyle yapıyor diye, giderseniz görürsünüz zaten, ben burada söyleyemem. Söylemem uygun olmaz. Büyüyorlar da nasıl büyüyorlar işte. Ben burada sizlere veda edeyim. Bu hafta daha çok görüştük. Umarım bunu devam ettirebilirim. Sizleri seviyorum. Tekrar en kısa sürede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.